Şahinoğlu Grup yöremiz töremizi sunar. Yazı başka, kışı bir başka güzel. Gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi. Çorum Osmancık'tan Kargı'ya doğru. Gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi. Çorum Osmancık'tan Kargı'ya doğru. Gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi. Osmancık'tan aldım pirinç leblebi, meşhurdur Kargı'nın tuluk peyniri, haydi. Evet, değerli konuklar, sevgili misafirler, Edirne'den Mars'a, dünyadan Mars'a, bugün ne kadar Sinop Boyama Dostmay Köy Derneğimizin düzenlediği pikniğe gönül verip de gelen varsa herkese hoş geldiniz diyoruz. Bizi buraya davet ettiği için ve bu programı düzenledikleri için başta Kerim Baykan Dernek Başkanıma ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Dernekler yardımlaşmayı, dayanışmayı bu tür programlarla da bir arada kaynaşmayı sağlar. Bu tür programlarda çocuklarımız birbirini tanır. Hısım akraba ilişkileri güçlenir. Bunun için derneklerimizin önemi çok büyüktür. Yardımlaşma, dayanışma, bir arada kaynaşma. Yardım kime yapılır? Muhtaca. Muhtaç yardım almalı. Hasta tedavi olmalı. İşsize iş bulmalı. Başkanım, öğrenciye burs sağlamalı. Engellilere de akülü araba almalı, değil mi? Sayenizde o demiş olduğum akülü arabayı inşallah Osman Köyü'ndeki bir yeğenime almak istiyorum. Bak. Sen alırsan, bana da haber verirsen Osman Köyü'ne giderim. O arabayı teslim ederken beraber gideriz, görüntüleriz. Osman Köyü Derneğimiz engellilere engelsiz hayat sunuyor deriz. Muhtarıma bir sorayım. Bir dakika dur. Şimdi muhtarımızı da alalım buraya. İhsan Erdem çıktı yola Boyabat'tan, bakmadı sağa sola, burada verdim ona güzel bir alkış bukula. Muhtarım gel böyle. Şöyle yanıma. Dernek yönetim kurulu arkadaşlarımız da şöyle. Başkanım yanına doğru yönetimi diz. Muhtarım, kaymakamdan alırsın sen emiri, aldığın emir keser demiri, köyünün mülki amiridir, köyünde muhtar. Öncelikle hoş geldin. Muhtarım, şimdi o güzel gönlünde neler var onu senden alacağız da, ondan önce misafirlerimiz var, bunları bir anons yapalım. Tüm Sinop Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Nihat Altaş. Başkanım hoş geldin. Tüm Sinop Dernekler Federasyon Üye Dernek Başkanım Boyabat Tekkeköy Dernek Başkanı Hüseyin Tekin. Yine Federasyonumuzun Üye Derneği Sancaktepe Sinoplular Dernek Başkanı Muhsin Pekmez. Akıllı adamlar çile çekmez. Hoş geldin Pekmez. Ve Çekmeköy Sinoplular Dernek Başkanı Adem Gıcık. Başkan Yardımcım Mahmut Akkaya, Hüseyin Kalay ayrıca Eğlence Köy Derneği'nin de kurucu başkanı ve Mehmet Ali Kuru satılmış ermiş. Hepiniz hoş geldiniz tekrar sevgili başkanlarım. Ve Sancaktepe Sinoplular Derneği yeni bir dernek. 14'ünde akşam cumartesi açılış yapacağız inşallah. Sancaktepe'deki Osman Köylüler, Sancaktepe Sinoplular Derneği'ne üye olun, aradığınızı bulun.
Demedi demeyin. Ne derdiniz varsa ancak bu dernekler derman olur. Kerim Başkan size bir gelene kadar hemen orada sancakta bedel iki dernek burnunuzun dibinde biter. Ne derdiniz varsa hepsi sizden gider bir tarafa. Onun için derneklerimize üye olalım. 18 yaşını dolduran her Osman köylü de Osman köy derneğine üye olmalı, sorunu çözüm bulmalı. Başkanım önce sen bir ev sahibi olarak hoş geldin de muhtarımız yoldan geldi, ondan sonra muhtara verelim. Değerli Osman köylü, Sinop Boyabat Osman köylü hemşerilerim. Hepiniz bu mutlu günümüzde derneğimizin toplantısına hoş geldiniz. Değerli Osman köylüler, bugün Osman köylülerin en mutlu günlerinden birini yaşıyoruz. Çünkü geçen ay biz buradan misil olaraktan Osman köyü duasına gittik ve orada görüştük, kaynaşmayı yaptık. Bugün Osman köyünden misilleme olaraktan yani davetimize icabet olaraktan bir araba hemşehrilerimiz, köyümüzün muhtarı İhsan Erdem Beyefendi, yardımcıları Hüseyin Karayemiş, Satılmış Dağlı Abdullah Kurt, Abdullah Öztürk gibi hemşehrilerimiz kalktılar bizi ziyarete geldiler. Onun için arkadaşlarıma, köylülerime çok teşekkür ediyorum. Muhtarla gelen arkadaşlarım, Bayram Dağlı, Satılmış Dağlı, hemşehrilerim buraya. Değerli hemşehrilerim, bundan 4 yıl önce diyordunuz ki böyle bir şey İstanbul'da olur mu? Arkadaşlar, birlikte gönül verilince el ele verdiği zaman bakın neler oluyormuş. Osman köyünde böyle bir faaliyet ilk defa oluyor diyorum. Görüyorsunuz. Bugün köyümüzde 150-200 kişi varken İstanbul'da 650-700 tane nüfusumuz var. Biz bu arkadaşlarımızı, hemşehrilerimizi derneğimizin sayesinde bir araya getiriyoruz. Derneğimizin sayesinde mutlu günü hep birlikte paylaşıyoruz. Görüyorsunuz ki topluluktan birlikte neler oluyormuş? Çok güzel şeyler oluyormuş. Güç doğuyor. Ve diyoruz ki ben sizin adınıza yalnız başıma 25 kuruş veremezken sizin adınıza 2,5 milyon liralık bir akülü araba istiyorum. Köyümde Hüseyin Güldür arkadaşım yeğenimiz adına. Haberiniz olsun. Bunlar sizin cebinizden yani benim elimden sizin cebinizden çıkacak. Arkadaşlar böyle günleri ihmal etmeyelim. Üye olan arkadaşlarımıza sabahtan sizlere anlattığım gibi duyarlı olmaya çalışıyorum. Ve size biz haber ettiğimiz vakit sizin yapacağınız şey bizim davetimize icabet etmek olacak. Bakın Zeynel Bey ne diyor? Çekmeköy'de Kerim Baykan Kağıthane'de oturuyor. Ama sizin ayağınızın dibinde Sancaktepe'de böyle bir faaliyet olduğunda bir uğrarsanız ne olur? Bir hemşeri daha, bir arkadaş daha, bir dost etmiş olursunuz. Onun için bu gibi durumları lakayt bir duruma almayalım. Önemseyelim. Hemşerilerim, biz bu faaliyetleri sizden aldığımız güçle yapıyoruz. İnanın ki bizim bir başka dayanağımız yok. Sizden aldığımız güçle biz Zeynel Bey'e ulaşıyoruz, efendim Sinop'a ulaşıyoruz, vekilimize ulaşıyoruz, herhangi bir tanımadığımız arkadaşlara ulaşıyoruz. Bu fikir alışverişi çok büyük bir zenginlik demektir. Bizim kazancımız ne olacaktır? İyi bir dost, iyi bir dost kapısı, iyi bir arkadaş edinmiş olacağız. İyi bir hemşeri bulmuş olacağız. Onun için ben sizlere bugün burada bizleri yalnız bırakmadığınız için canı gönlünüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizzat köyümden buraya kadar gelip zahmete katlanan muhtarımıza ve heyetine köyden bir araba olarak buraya gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Hepsine saygılar, sevgiler. Buradan da Osman Köyü'ne, Sinop, Boyabat'a bütün hemşehrilerime saygılar, sevgiler diyorum. Allah'a emanet olunuz. Başkanım sağ ol, yüreğine sağlık. Şimdi kısa ve öz en doğru sözmüş. Muhtarım ve muhtarımla beraber gelen abilerimize kısa ve öz kendilerini tanıtma fırsatı verelim. En azından buradan selam da gönderebilirsiniz. Buyur muhtarım. Ben öncelikle Kerim abime çok teşekkür ediyorum. Yakın. Köylülerim size de çok teşekkür ediyorum. Bizi burada karşıladınız, bize böyle yardım ettiniz. Yardımcı oldunuz. Herkese çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. Evet, Allah sizden de razı olsun. Buyur sırayla. Ben Satılmış Dağlı tüm köylülerime teşekkür ediyorum bizi buraya kabul ettikleri için.
de Şervanov Hüseyin. Teşekkür ederim. Ben Osman Köylü Halis. Muhtara verdik oyu. Bizim köyümüz Osman Köyü. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Kerim abi. Teşekkür ederim yani bu düzeni kurduğun için. Bu da iyi mi? Ben burada çekiliyorum orada çalışırken. Sayın Başkanım. Ben orada niye çekiliyorum? Olmadı bir daha değil. Sayın Başkanıma teşekkürler ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımıza muhtarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Bana yok mu? Burada teşekkür ederim. Bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Yani ben buraya gelen gelmeyen herkesten Allah razı olsun. Başkanımıza, muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yıllardır bu derneği kurmak için teklifler geldi ama son 5 yılda nasip oldu. Devamını canı gönülden teşekkür ediyorum. Her şeyle katkıya devam. Çok teşekkürler, Allah razı olsun. Şimdi abiler sizler şöyle bir açalım. Toplu bir resim alacağız burada. Ben az şu ötüyor, şöyle gidelim. Az şöyle gelelim. Nihat Başkanımı, Hüseyin Başkanımı, Nursin Pekmez'i, Adem Gıcı, misafirlerimizi de buraya almak istiyoruz. Önce başkanların bir konuşsun makine gelene kadar. Adem Bey sizden başlayalım. Federasyon Başkanı az söz gibidir, en sonra konuşur. Adem Gıcı kendin davet et, Çekmeköy'e davet edecekleri. Öncelikle başkanımıza bu programdan dolayı hazırladığı için çok çok teşekkür ederim. Ve bütün Osman Köylülere başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize hayırlı eğlenceler, hayırlı günler. Hüseyin Galay. Etme benim inen alay. Sevgili Galay. Eğlence köyü hem çekme köyü. İkisi bir arada her yere merhem oluyor kanayan yarada. Bugün de oldun burada. Seninle söyleyeceğim bakalım. Başkanım şimdi mikrofonu bana vermeden olmuyor. Değil mi? Peki ben öncelikle Hüseyin Kalay, eğlence köylüyüm. Öncelikle Sayın Başkanıma bu organizasyonu yaptığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, Allah razı olsun. Evet, ben hem Eğlence Köyü Derneği kurucu başkanı, aynı zamanda Çekmeköy Sinoplar Derneği'nde yönetim kurulundayım. Elimden geldiği kadar derneklere yardımcı oluyoruz. Koşuyoruz, koşturuyoruz. İnşallah iyi şeyler yapıyoruz. Takdirler alıyoruz. Allah razı olsun. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Uğur abi. Evet, teşekkürler. Sen yönetimde değilsin. Genel sekretersin. Evet, Nusim Tekmez. Hüseyin abiye ver, Nihat Başkan'a ver. Öncelikle Tekeköy Dernek Başkanı Kerim Başkanıma bu yapmış olduğu piknikten dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten katılım çok güzel. Ben yönetimini ve arkadaşları tebrik ediyorum. Şimdilik şöyle söyleyeyim. Bizim Samandıra'da 37-57 derneğimizin vardı. Bu derneğini 37'sini kaldırdık. Samandıra'da şu anda Sancaktepe Sinoplar Derneği tüzük değişikliğiyle faaliyete başladık. Mevki yolla Şen Ticaret'teyiz. Bütün Sancaktepe'deki Osmanköy Derneği'ne üye olan arkadaşlarımızı aynı şekilde biz oraya da bekliyoruz. Biz de sizlerle daha fazla güçlenmek istiyoruz ve sizlere biz de katkıda, yardımda katkı sağlamak istiyoruz. Ayın 14'ünde saat 7 ile 23 arasında yine aynı böyle vizyon tribünde Zeren abi yayınlayacaktır. Bütün Sinoplu hemşehrilerinizi buraya bekliyorum. Her şeyden önce Osman Köyü'nden kalkıp buraya gelen tüm Osman Köyü'nlere çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Daha sonra Osmanköy Dernek Başkanı Kerim Başkanıma böyle bir şey düzenlediği için şenlik, ona da çok teşekkür ediyorum. Tüm çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Tüm Osmanköylülere iyi eğlenceler diliyorum. Nihat Başkanıma veriyorum. Evet, Nihat Başkanımıza verelim. En son Kerim Başkan bir teşekkür edecek. Tüm Sinop Dernekler Federasyonu Genel Başkanı ve ailesi olarak bugün burada Sinoplu hemşehrilerimizin yaklaşık 700 kilometre Sinop'tan uzakta Taşdelen'deki bu pikniğinde bulunmaktan dolayı gururluyuz. Onun için de sevgili dernek başkanımıza ve köyden bu davete icap edip buraya kadar gelen sevgili köy muhtarımıza, dernek başkanı arkadaşlarımıza ve bu konuda emeği geçen bütün hemşehrilerimize ben teşekkür ediyorum.
sizlerin arasında bulunmaktan dolayı son derece mutlu ve mesut olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Özellikle pikniğe baktığımızda bugün hava güzel ama 7'den 70'e herkesin burada olması en güzeli. Bir taraftan çocuklar, bir taraftan da çocuklarla birlikte gelen dedeler burada, nineler burada. O açıdan bu birlik ve beraberliğin özellikle çocukları da bir arada tutmanın ne kadar önemli olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla pikniklere gelirken de bu tür eğlencelere ya da etkinliklere gelirken çocukları ve eşleri unutmamak gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Aileler olursa, kadınlar olursa, çocuklar olursa her ortamın çok daha güzel olacağını hepimiz biliyoruz. Onun için eşlerini, çocuklarını alıp buraya gelen bütün aile reislerine de içtenlikle tekrar teşekkür ediyorum. Onların da ayaklarına, yüreklerine sağlık diliyorum. Diyorum. Osmanköylü hemşerilerimizi Aralık ayının 11-14'ünde İstanbul'da Feshane'de düzenleyeceğimiz ve ilkini yapacağımız Sinop tanıtım günlerimize de yine hep böyle birlikte bir arada olmak için oraya katılmanızı şimdiden rica ediyorum. Tekrar dernek başkanımıza ve muhtarımıza, yönetimlerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Çok sağ ol başkanım. Evet, kerim başkanım. Güzel Sinop, güzel Boyabat, güzel Osmanköylü canım hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, amcalar, ablalar, enişteler, davetimize icabet edip bugün biz burada bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca Kral Karadeniz ve Vizyon Türk Zeynel Parmaksız programına canı gönülden teşekkürler. Allah yar ve yardımcıları olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Allah'a emanet olunuz. Çok sağ ol başkanım. Hemen bir toplu şöyle bir resim alıyoruz. Şöyle az daha soralım. Çocuklar. Görevimiz de huzurla diyoruz. Haydi. Görevimiz de huzurla.
Evet sevgili izleyiciler, şu an İstanbul Ataşehir İçerenköy'de İsmail Kabakçı Başkanımızın ofisindeyiz. Bildiğiniz gibi Yöremiz Töremiz program 4 yılına girdi. 4 yılına girmesinde Zeynel Parmaksın bu cansız bacaklarına can olmasına vesile olanlardan, en büyük payı katkısı olanlardan biri de sevgili başkanım İsmail Kabakçı. Hem İsmail Kabakçı olarak şahsı hem de Ataşehir Belediyesi'ndeki görevi esnasında Ataşehir Belediye'mizde olan ilişkilerimizde ve katkılarında en büyük payı olan sadece Zeynel Parmaksa değil, tüm Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Zonguldak, Batı Karadeniz'de bütün sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu faaliyetlerde devletin imkanlarından nasıl faydalanması gerektiğini bizlere öğreten ve katkı sunan İsmail Kabakçı. Bana soruyorlar, İsmail Kabakçı ne iş yapıyor diye. Ben de aynen şu ifadeyi kullanıyorum. O Sinoplu için sabahçı, o Sinoplu için akşamcı, onun adı İsmail Kabakçı. Belki görünümde hiçbir iş yapmaz ama hiç de boşta kalmaz. Abaya atar, ofisinde yatar, yine Sinoplu'nun hizmetine hizmet katar. Sadece Sinoplu değil, demin de saydığım gibi Batı Karadeniz'de bütün sivil toplum örgütlerinin, yani bu dünyada en güzel hizmetin insana yapıldığını, en güzel yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu bilenlerden, bu bilinç doğrultusunda o yine aynı bildiğimiz İsmail Kabakçı devam etmekte. Sevgili başkanım, gerçekten 4 yıldır çok büyük katkılarınız oldu. Başta bana yıkılmadım ayaktayım misali var ya işte, yıkılmadıysam sizlerin o destekleriyle ayaktayım. Bugünlerime şükürler olsun. Biz de Çam Sakızı Çoban Armağanı sponsorlarımıza birer plaket yaptık. Bugün de sizi ziyarete geldik. İsmail Kabakçı ne iş yapıyor? Herkes bana soruyor. Bunu kendi ifadenizde kendiniz ifade eder misiniz? İsmail Kabakçı emekli oldu. Emekliliğin tadını çıkarıyor. Şimdi Sayın Parmaksız, öncelikle her zaman söylediğim bir şeyi tekrar etmekte fayda görüyorum. Sizin emeğiniz çok büyük. Allah sizden razı olsun. Deminden benim için söylediğiniz şeylerin belki 10 katını, belki 100 katını siz 4 yıl Vizyon Türk ekranlarında ama ondan öncesinde de gene yazılı ve görsel medyada başardınız. Sizinle olan sohbetlerimizde söylüyordum. Yani bir gün hepimiz Hakk'ın rahmetine ereceğiz. Zeynel Parmaksız da Hakk'ın rahmetine erdiğinde 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl sonrasında insanlar internete girdiğinde, Sinop yazdığında Zeynel Parmaksız ismi çıkacak. O yüzden öncelikle ben sizin 4 yıl değil, 14 yıl değil, 24 yıldır verdiğiniz hizmetlerden dolayı ben size saygı ve sevgilerimi iletiyorum. İsmail Kabakçı ne yapıyor sorusu, geçen gün Siyahat Onursal Genel Başkanı, şimdi Onursal oldu o da, Sebahattin Sungur Beyefendi'yi telefonla aradığımda dedi ki ya beni arıyorlar dedi. Önce başkanım nasılsın diyorlar dedi. Ben de iyiyim diyorum dedi. Sonrasında başkanım ne yapıyorsun diyorlar dedi. Ya işte ben mali müşavirim biliyorsunuz, işime devam ediyorum diyorum dedi. Akabinde de üçüncü soru dedi. Ya İsmail Başkan ne yapıyor oluyor dedi. Şimdi 25 yıl kesintisiz STK hayatım var. Akabinde siyasette de 2000 yılından başlayan bir siyasi hayatım var. Bildiğiniz gibi 5 yıl bir siyasi partinin bir belediyesinde meclis üyeliği, baş danışmanlık ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduk. Geçen gün internette gezerken hem sizin yaptığınız çekimlerde yüklediğiniz videoları izledim. Hem de çeşitli yayın kuruluşlarının yaptığı röportajları izledim. Orada söylediklerimin hala arkasındayım. Çok da güzel şeyler söylemişim, konuşmuşum. Şimdi başarı derken ne kadar başarılı olmuşum? Bana kalırsa çok başarılı olmuş. Muhtarımız yokken muhtarımız olmuş. Meclis üyemiz yokken meclis üyemiz olmuş. Belediye başkan yardımcımız yokken belediye başkan yardımcımız olmuş. 2014 seçimlerinden sonrasında da gene belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, encümen azalarımız ve meclis üyelerimiz var. Yalnız şu var. Şimdi bizim yetiştirilme tarzımız yanlış. Sinoplu'ya
Orta Karadenizli'ye veya Türk Müslüman ve Sünni yardımcı olayım ben sana. Sünnilere verilen ideal yanlış. Şimdi bizim atalarımız şunu söylüyor. Bizi yetiştiriyor. Askere gönderiyor. Askerden geldikten sonra hemen evlendiriyor. Akabinde iyi bir işe gir diyor. Sonrasında çoluk çocuğa karış diyor. 25 yıl çalış. Efendim emekli ol. Sonra da diyor ki git köyüne yerleş. Köye yerleştiğin zaman da 25 yıl sonra gittiğinde de orada kalan akrabalarına kavga et diyor. Şimdi bizim bu kaderi değiştirmemiz lazım. Biz özellikle kız çocuklarımızı okutmamız lazım. Erkek evlatlarımızı okutmamız lazım. Üniversiteyi bitirmelerini sağlamamız lazım. Fakirlik edebiyatından kurtulmamız lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın efendim bir tane cübbesi varmış da 40 tane yaması varmış felsefesinden uzaklaşmamız lazım. Müslümanın zengin olması gerektiğini bu insanlara anlatmamız lazım. Akabinde bizim insanlarımızın ticaret yapması gerektiğini her platformda söylememiz lazım. Bunu Peygamber Efendimizin hadisi şerifiyle desteklememiz lazım. Peygamberimiz ne diyor? Rızkın 1/9 ticarette, ticaretin de 1/9 cesarette diyor. Dolayısıyla şu, siyasi hayatta, ticari hayatta, içtimai hayatta ve sosyal hayatta bize öğretilenlerin hepsi yanlış. Bize bu söylemleri yapanlar, fakirlik edebiyatı yapanların çocukları yurt dışında okurken, bize bir söylemlerde bulunan insanlar yüzme havuzları villalarında otururken, bize bu söylemleri yapan insanlar lüks arabalarıyla gezer iken, bize bu söylemleri yapan insanların yarın kiramı nasıl ödeyeceğim, elektrik, su, doğalgaz faturamı nasıl ödeyeceğim, çocuklarıma yarın efendim ekmek parasını nasıl götüreceğim diye düşündürürken, kendilerinin hiçbir maddi ve manevi sıkıntısı olmadan keyif sürmelerinde önüne geçmek lazım. Şimdi bakın. 25 yıl bir Sinoplu'nun yatı yok. Bu camiada tanıdığım bir kişinin yatı yok. Alabilecek kudreti olanlar var mı? Var. Ama öyle bir felsefe kimse de yok. Helikopteri olan var mı? Yok. Özel uçağı olan var mı? Yok. En gabadayısı ne var? Bizim Sinoplu parayı bulduğunda ilk yaptığı iş lüks bir araba almak. Ama rahmetli Sabancı işçi alırken sorduğu soru şu. Araban var mı? Var. Evin var mı? Yok. Geç. İş almıyor. Önce ev diyor. Bize verilen idealler deminden de bahsettim yanlış. Şimdi yapılması gereken ne? Çocuklarımıza büyüyünce ne olacaksın sorusunun karşılığında adam olacaksın cevabını öğretmeyeceğiz. Büyüyünce herkes adam veya kadın oluyor. Ne olacaksın? Mimar, mühendis, doktor, avukat, siyasetçi, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, dekan, emniyet müdürü, genel müdür. Bir şirketin CEO'su ticaret yapacaksa yurt dışından distribütörlük mü alacaksın, imalat mı yapacaksın, sanayiye mi gireceksin? Ne yapacaksın? Bunları çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Bakın benim babam. Allah'ından razı olsun bu ofisi kurmuş. Beni mali müşavir yapmış. Benim de iki tane çocuğum var. Ellerinizden öper. Bir tanesi erkek, bir tanesi kız. Şimdi ben erkek evladımın üniversitede emlak danışmanlık okutacağım. 4 yıl bu çocuk bu işin ilmini alacak. Aracılık hizmeti yapacak. Diyeceksin ki başkan başka bir iş bulamadın mı çocuğa? Çok iş var. Ama neden bunu seçtin? Çünkü dünyanın en zengini emlak kralı Amerikalı. Emlak kralı. Şimdi dolayısıyla burada anlatmak istediğim şu. Ben nasıl ki çocuğuma, benim babamın benim mali müşavir yaptığı gibi çocuğuma bir ideal veriyorsam, hedef koyuyorsam. Ben şimdi çocuğumla konuşuyorum. Diyorum ki oğlum, görüşmeleri de götürüyorum. Rakamları açıklamayacağım. Çocuk şu anda çok büyük rakamlarla muhatap oluyor. Bu çocuk yarın kafasına işleyecek. 1 milyon dolar, 10 milyon dolar, 100 milyon dolar onun için büyük paralar olmayacak. Yani bizim için büyük olan paralar
benim çocuğum için normal standart rakamlar olacak. Yani yarın 1 milyon dolar kazandığında çocuk şaşırmayacak. 10 milyon dolar kazandığında şaşırmayacak. Veyahut da Milli Piyango'dan işte para çıksın da yatalayım katalayım demeyecek. Sayısal oynayayım, loto oynayayım, moto oynayayım. Şimdi bizi sayısalla, lotoyla, motoyla, at yarışıyla, mat yarışıyla bizim insanlarımızı kandırıyorlar. Geçen gün sohbet ediyoruz. Genç bir oğlan diyor ki, başkanım diyor, ben nasıl zengin olurum diyor. Dedim ki, her gün dedim 1 lira veya 1 dolar veya 1 euro. Her gün yastığın altına koy. Dedi ki başkanım 365 günde dedi 365 dolar yapar. Hayır dedim. Sen standart olarak günlük 1 dolar koymaya başladığın zaman tasarrufu öğreneceksin. Zengin olmanın yolu tasarruftan geçer. Önce o 1 doların, o 1 liranın kıymetini anlayacaksın. Bak şimdi zenginlere kızarlar. Taksiye bindi de 13 lira yazdı, 15 lira 2 lira üstünü bekliyor veya 50 kuruş üstünü bekliyor diyor. Hangi taksici 50 kuruş eksik alıyor? Hangi taksici 1 kuruş eksik alıyor? Efendim restoranda 500 lira hesap gelir de işte bir 10 lira bahşiş koymaz diyorlar zengin için. Pekala 500 lira hesabı 590, 490 lira olarak kabul eden bir restoran var mı? Yok. Bak tasarruf. Zengin olmak tasarrufla başlıyor. Sinoplu ne yapacak? Orta Karadeniz'i ne yapacak? Türk Müslüman Sünni ne yapacak? Bir, çocuklarını okutacak. Üniversite. Master. İki, ticaret. Üç, siyaset. 18 yaşına giren her vatandaş oy verdiği veya vereceği siyasi partiye üye olacak. 25 yıldır bunu söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Bu kadar basit. Yani dünyayı yeniden keşfetmenin hiçbir anlamı yok. Allah'a şükür, ya Rabbi şükür, hamdolsun, hamdolsun. Sağlığımıza hamdolsun. Bir gün vatandaşın bir tanesi ayakkabım yok diye üzülürken, yolda giderken iki tane ayağı olmayan bir insan gönlüne şükrediyor. Tabii ki ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bileceğiz. Hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bileceğiz. Fakirlik gelmeden zenginliğin kıymetini bileceğiz. Bunlara şükredeceğiz. Ama ben şimdi buradan dinleyicilere şunu söylüyorum. Yatınız olsun şükredin. Katınız olsun şükredin. Bankada milyon dolarlarınız olsun şükredin. Helikopteriniz, özel jetiniz olsun şükredin. 1000 kişi, 10 bin kişi çalışan fabrikanız olsun şükredin. Asgari ücretle çalışıyorsun. Asgari ücretle. Efendim ondan sonrasında evin yok, köyün yok, kiradasın. 4 tane çocuğun var. Onların okuması, yazması, bilmem nesi, şusu busu şükrediyorsun. Gene şükret. Ama eğer ki siyaset yapar ise asgari ücretli. Bu hırsızlık yapan politikacılar var ya, onları gönderir ise, gönderdiği takdirde onun maaşı 1000 lira ise 2000 lira olur. 2000 lira ise 4000 lira olur. O yüzden siyaset yapması lazım. Bak bu ülkede 3 tane kanun çıkması lazım. Bir, hırsızlık yapan 50 yıl yatacak. Ne çalarsa çalsın. İsterse bunu çalsın, isterse 1 milyar dolar çalsın. Tecavüzün cezası asmayacaksın. 100 yıl hapis olacak. Üçüncüsü de adam öldürenin cezası 100 yıl olacak. Öldürme kardeşim kimseyi. Ne sen benim babamı öldürür, ne de ben senin kardeşini öldürürüm. Ne sen beni öldür, ne de ben seni öldürürüm. Ne sen benim kızıma karıma tecavüz et, ne ben senin kızına karına tecavüz edeyim. Ben hırsızlık yapmıyorsam sen de yapma. Yaptın cezanı çek. Ben tecavüz yapmıyorsam sen de yapma. Yaptın cezanı çek. Ben adam öldürmüyorsam sen de yapma, yaparsan cezasını çek. Dolayısıyla bir de şunu söyleyeyim size. Bakın, dünyada 82 tane Müslüman ülke var. Şimdi bakıyorsunuz, petrol Araplarda, İslam ülkelerinde. Bütün zenginlikler İslam ülkelerinde. Cezayir. Cezayir'de Fransızca konuşma, Fransızca yazışma, Fransızca, her şey Fransızca. Cezayir'in gazı sermayesi. İşleten kim? Fransa. Fransa'dan 1 gram gaz çıkmıyor. Ama Fransa
Gaz satışında dünyada lider. Müslümanların uyanması lazım. Müslümanların birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi lazım. Müslümanların zekatını vermesi lazım. Öyle yoldan geçerken bir tane dilenciye 1 lira verdim. Ben bunu zekat sayarım. Bunları unutması lazım. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini baştan sona okuması lazım. İyi insan olması lazım. Fakire, fukaraya, dula, yetime, düşküne, evsize, yoksula yardım etmesi lazım. Zekatın nasıl ki verileceğini bilmesi lazım. Önce akrabasına verecek. 10 kişiye 150 lira değil, 1 kişiye 1000 lira verecek, onu kurtaracak. Çünkü 10 kişiye 150 lira verdin de 10 kişinin hala hepsi sıkıntısı devam edecek olacak. Bunları bilecek. Bak internet var, bilmem ne var artık, milenyum çağındayız. Hocaya mocaya soracağım moracağımla uğraşmaya gerek yok. Gir Diyanet İşleri Başkanlığı'na, yaz orada zekat nasıl verilir, sana çıksın. 54 farzı uygulaması lazım Müslümanın, 32 uyguladığı gibi. 54 farzı bugün imamlar bilmiyor. 54 farzı ne olduğunu imamlar bilmiyor. Bak şimdi ezan okunuyor. Ezanı dinlemek farz. Değil mi? Şimdi ezan okunurken Kur'an-ı Kerim ile okumak yasak. Doğru mu? Doğru. Buna gösterdiğimiz, ezana gösterdiğimiz saygıyı insana da göstermemiz lazım. Din insanlar için. Bizim aslında meselemiz Sinoplu, Kastamonulu, Çankırılı, Mankırılı bilmem ne değil. Bizim esas meselemiz Müslümanlık ve nasıl Müslüman olunur, Müslüman nedir bunun bilinmesi. Bir gün Ramazan ayında arkadaşlarla sohbet ediyoruz iftardan sonra. İddia ettim, dedim ki 54 farzı hiçbir imam sayamaz dedim. Bir tanesi dedi ki benim dedi bir imam var, o sayar. Bak dedim, birden başlayacak 54'e kadar gidecek. Yani 32 farzı nasıl sayıyorsa onu da sayacak. O imamı aradı, bu imamı aradı. Mikrofonlar açık, hoparlörler. Bir tanesi 54 farzı sayamaz. Sen 54 farzı bilmezsen bunu nasıl insanlara anlatacaksın? Şimdi peygamberimiz ne dedi? Komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim dedi. Gülümsemek farz, yalan söylememek farz, selam vermek farz, işin ehline vermek farz, doğru düzgün adam olmak farz. Bunları insanların bilmesi lazım. 25 yıldır aynı çemberde dönüyoruz. Birileri başkan oluyor, birileri genel başkan oluyor. O gidiyor, bu gidiyor, o gidiyor, bu gidiyor. Ne var elimizde? Elimizde şu var. 25 yıl öncesinde üniversite oranı kaçtı? Üniversite mezunu oranı. Bugün üniversite mezunu oranı kaç? Çok yüksek. 25 yıl öncesinde kız çocuklarını okutanların oranı neydi? Şu anda ne? 25 yıl öncesinde ticaret yapanlar kaç kişiydi? Şu anda kaç kişi? Bir sürü faaliyet var. Bak, peygamber, evliya, enbiya ve müştehitlerin mal varlığı olmaz. Yani istediğiniz kitabı okuyun, istediğiniz ansiklopediyi okuyun, istediğiniz internet sitesine girin. Bir tane peygamberin, bir tane evliyanın, bir tane enbiyanın, bir tane müştehidin mal varlığı bıraktığını göremezsiniz. Karun'un vardı, ne oldu? Tarihte bir tek mal varlığıyla anılan kişi Karun'dur. Onun haricinde yoktur. İnsanlara iyilik yapacaksınız. Bu Müslümanmış, bu Hristiyanmış, bu Yahudiymiş, bu Budistmiş, bu ateistmiş. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Eğer ki bu ayrım yapılacak olsaydı Cenab-ı Mevla yapardı. Herkesi Müslüman, herkesi Türk, herkesi Sünni olarak yaratırdı. Sıkıntı olmazdı. Bir de şunu hiç kimse unutmasın. Bak, ahiret var. Cennet, cehennem var. Kul hakkı yemeyeceksiniz. 5 yıl belediyede görev yaptım. Şu anda benim için 2 tane şey söylüyorlar. 1, ya bu geri zekalı, enayi, başkan yardımcılığı yaptı. Malı götürmedi. Ya ben kimin malını götüreceğim? Bende çalışan, 1050 liraya çalışan çöpçünün maaşını 1480 lira yaptım ve örneği yok, gurur duyuyorum. 550 kişi bana dua ediyor. Bu bana yetiyor. 2. grup. Efendim parayı buldu, saklıyor diyorlar. Bak ikincisi de bu. Şimdi ben bunlara niye kale almıyorum? Peygamber Efendimiz içinde şu anda 6 milyar insanın 1,5 milyarı peygamber diyor.
4,5 değil diyor. Dolayısıyla şu. Allah rızasını kazanmak için insanlara karşılıksız hizmet eden insanlar bu yoldan dönmeyecek. Bizim peygamber olma, evliya, enbiya, müştehit olma şansımız olmayabilir. Ama iyi insan olma şansımız var ve insanlara da iyilik yapma şansımız var. Dolayısıyla dünya fani. Bak dün bir tane vatandaşın mide kanseri olduğunu öğrendim. Milyar dolarları var. Kaç gün yaşayacak? Günde kaç öğün yemek yiyecek? Ne kadar yiyecek? Ne ameliyat olacak? Anlatabiliyor muyum? Paranız olacak ama helal yoldan para kazanacaksınız. Kul hakkı yemeden para kazanacaksınız. Sonrasında da 54 farzı uygulayacaksınız. İyi insan olacaksınız. Şimdi gelelim İsmail Kabakçı ne yapıyor sorusuna. İsmail Kabakçı 35 yıldır yaptığı mesleği mali müşavir devam ettiriyor. Bunun yanında da emlak sektörüne girdi. Emlak sektörüne kısa bir zamanda girdi ama 45 yılın, 25 yılın deneyimi sayesinde şu anda çok büyük projelerle alakalı efendim çalışmalar yapıyor. İsmail Kabakçı siyasetteki başarısını, sosyal alandaki başarısını, içtimai alandaki başarısını, insanlara para kazanın, para kazanın, çok paranız olsun diyor ya. Şimdi ben bunu siyasette başardım. Dedim ki bak, siyaset yapın, makama gelin. Ben geldim. Hem de çok farklı bir partiden geldim. İstedim ve yaptım. STK'larda zaten biliyorsunuz başarılarımı. Ha benim sektörüm hizmet sektörüydü. Mali müşavirlik. Mali müşavirlikte çok para kazanamazsınız. Şimdi emlak sektöründe de insanlara şunu ispat edeceğim. İstedikten sonra nasıl para kazanılırmış? Ticaret yaptıktan sonra insan nasıl para kazanılırmış? Bunu göstereceğim. Şimdi tek hedefim bu. İnsanlara para kazanmanın yollarını anlatmak. Evet başkanım, tamamen katılıyorum. Ben 54-55 yaşıma gidiyorum. Benden 10 yaş ufak olmanıza rağmen ben sizden çok şey öğrendim. Bir kere insanları sevmeyi, insanlara nasıl yardım etmeyi. Ne zaman ikinci el eşya kampanyasıyla bir alakalı bir durum olsa hemen İsmail Kabakçı'yı konuşuyoruz, anlatıyoruz. Şu ana kadar 82 aileye ikinci el eşya yardımı yapmışız. Bunda en büyük pay sizin payınız. Siz o imkanları sunmasaydınız biz TÜSİDEV sosyal işler olarak oyunu yapamazdık. 22 engelliye akülü araba, sayısız manuel araba ve evvelsi günde yine Boyabat'ta Garip Mustafa diye bir adama akülü arabanın aküsünü gönderdim. 7. şiir kitabımın geliri tamamen engellilere ait. Biliyorsun kitap gecemde de 4 tane dedik, 7 tane akülü araba verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Bunların hepsinin temelinde ilk başında İsmail Kabakçı. Biz bunu öğrendik sizden. Sizden çok öğrendiğimiz şey var. Daha düne kadar biz sünnet şöleni yapıyoruz. Bakkalköy'de Siyat olarak dediğim, ben 16 yıl Siyat'ta 3 dönem genel merkez biliyorsunuz. Bir dönem Maltepe'de yöneticilik yaptım. Dernekçiliğin D harfini bilmeyenler, Siyat'ın S harfini bilmeyenler bugün yönetici konumuna gelmişler. O gün ya boşver ne çıkar dernekçilikten diyen adamlar bugün farklı farklı söylemler içindeler. Allah herkesin kalbine göre versin diyoruz. Biz niyetimizden dönmeyeceğiz. Kimseye kanmayacağız, dürüst olup sonra utanmayacağız. Çünkü bunu Zeynel Parmaksız olarak ben başta İsmail Kabakçı'dan öğrendim. Kim ne derse desin hiç de umurumuzda değil. Olmaz da zaten biliyorum. Başkanım, emeğin çok büyük. Allah senden razı olsun. Buradan Sinop Sarayızı Bahçeköy Derneği Onursal Başkanı, İsa Kabakçı, İsmail Kabakçı Başkanımın babası ve annesinin ellerinden öpüyorum. Onlara da saygı, sevgi, selamlar gönderiyorum. Bahçeköy Dernek Başkanı sevgili Selçuk Yılmaz ve Bahçeköy'e yeni muhtar olan sevgili muhtarımıza da Ekrem Altaylı'ya da buradan selamlar gönderiyoruz. Ekranlar başında bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz, İsmail Kabakçı Başkanım ofisinden sizlere saygı, sevgi, selamlar gönderirken başkanım son söylemek istediğim bir şey var mı kamerayı kapatmadan önce? Vallahi Sayın Parmaksız, Allah sana zeval vermesin. Allah sana uzun ömür versin.
Artı dediğim gibi Allah'ın rızasını kazanmak için karşılıksız hizmet edenler benim gözümde ulvi insanlardır. Çok büyük zorluklarla karşılaşırlar. Zamanında söyleyeyim, dernekçinin parası pul karısı duldur. Bu işlerle uğraşan insanlar söylenenlere hiç bakmasın. Onlar deminden bahsettiğin gibi akülü araba verdiği zaman kendisiyle gurur duysun. Efendim eşya kampanyası yaptığında sırtında buzdolabı taşında kendisiyle gurur duysun. Ailesinden ve işinden ayırdığı zamanlarda fakir fukara yardım ediyorlar. Allah onların sevabını zaten yazıyor. Ahirette bunun da karşılığını alacaklar. Hiç kimse kendisi hakkında, kurum hakkında konuşmalara kendisinden emin olduktan sonra kulak vermesin, azmi kırılmasın. Allah iyilerin ve doğruların yanındadır. Amin diyorum ve yine şunu da söyleyeyim. Ataşehir'e iftar çadırı kurmuştuk biliyorsunuz. Sizin vesilenizle, sizin katkılarınızla. Bu sene de inşallah Maltepe Belediye'mizin katkılarıyla Fındıklı, Hancıoğlu, Cadde, Maltepe'ye TÜSİDEF olarak iftar çadırımızı kuracağız. Her gün orada 400-500 kişiye iftar yemeği vereceğiz. İftar çadırı kurmayı da biz İsmail Kabakçı Başkanım'dan öğrendik. Ve Allah razı olsun, tekrar diyorum. Evet, bizi izlemeye devam edin. Ben biraz da duygusallaştım. Bizi izlemeye devam edin. Meşhur köfteci Muammer Usta'nın katkılarıyla yöremiz töremiz devam edecek.